Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine hep beraber Galatasaray'ın gündemini konuşacağız arkadaşlar. Hafta sonu çok önemli bir mücadele var. Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor ve Trabzonspor aslında yorgun ve moralsiz çıkacak. İnşallah Kopenhag'ı elerler. Yani Avrupa'da Türk takımlarını desteklediğimi hep söylüyorum. Ama Galatasaray karşısında yorgun çıkacaklar ki tamamen bu maça konsantre olmuş Galatasaray'ın da ben şansının çok fazla olduğunu düşünüyorum. Yenilmeme durumu yani yenilmeyeceğine yani 0-2 çifte şans iddia tabiriyle inandığım bir durum. Ayrıca sürpriz bir galibiyet beni şaşırtmaz. Yani benim için sürpriz olmaz böyle söyleyeyim size. Soru görüş eleştirilerinizi chat bölümünden gönderin arkadaşlar. Hepinizin mesajlarını elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Eymen teşekkürler. Onur Aybalık burada. Murat Esen burada. Yayınlar selamlar Eyüp abi. 14. like benden demiş. Bir de tabii birkaç gündür böyle bir benim videoların altına gelip böyle karalama mesajları atan bazı kişiler videoları izlemeden de mesajları atıyorlar. O kişileri kimin yönlendirdiğini de biliyorum. Yani beğenmiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Demokratik bir ülke burası. Ben beğenmediğim hiçbir spor yorumcusunu vesaire izlemiyorum veya takip etmiyorum. Beğenmeyen takip etmeyebilir. Boşuna gelip videoların altında propaganda yapmayın arkadaşlar. Komik duruma düşüyorsunuz. Dünkü Onyekuru videonu izledim. Süperdi abi demiş. Valla hak yani böyle konularda aslında çok da haklı çıkmak istemiyorum. Onyekuru, Hacı Wright, Bakasetas, Alioski'yi de biliyorsunuz Arnold değil, Alioski'yi almalıyız diyordum hep. Alioski'ciydim. O da dün çok şık bir gol attı. Ofansif anlamda fark yaratan bir oyuncuydu. Haklı çıkmak istemezdim. Onyekuru'da da haklı çıkmak istemezdim. Ama Onyekuru kaçan balık bizim için büyük oldu ki onun Galatasaray'a haber gönderdiğini, Galatasaray'da oynamak için uzunca bir süre beklediğini de paylaşmıştım. Hala daha kalbi Galatasaray'da. Galatasaray'da oynamak istiyor, Galatasaray'a gelmek istiyor. İnşallah devre arasında zor ama sezon sonunda Galatasaray Onyekuru'yu transfer eder. Kürşat'a teşekkür ediyorum Onyekuru videomu beğendiği için. Evet. Pasiciers selamlar, Galatasaray transferde derbi sonrasını bekliyor. Trabzonspor maçında bekler, defansif kalırsa beraberlik ile biter diye düşünüyorum demiş. Eyüp abi Google'da Mehmet Emin İman İnan. Eyüp abi Google'daki Galatasaray ve Fener logolarına bakar mısın? Bu algıdan rahatsız olan tek kişi ben miyim? Bakarım. Ama yani Google'un kurumsal olarak kullandığı logolar mı? Fener'i 5 yıldız, Galatasaray'ı 4 yıldız yaptılarsa sıkıntı. Yanlış. Doğru olmaz. Red Bulut, hayırlı yayınlar Eyüp abi. Dediğim gibi keşke Onyekuru'yu, Alioski'yi biz alabilseydik. Hacı Wright'ı, Fernando Lucas Martins'i, Bakasetas'ı unutmayalım. Onur 1905, iyi yayınlar Eyüp abi. Sence transferler daha ne kadar beklenecek? Valla arkadaşlar, yani ben Eylül'e kadar iki transfer, Eylül'de de bir veya iki transfer bekliyorum. Üç veya dört transfer olacak Galatasaray'da. Şu an ayın 23'ü, 7 gün var. Eylül'e kadar 2 transfer, Eylül ayında da fırsat transferleri bekliyorum. En az bir tane, hatta 2 olursa da şaşırmam. Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Netflix biliyorsunuz daha önce Fatih Terim belgeseli yayınlayacağını duyurmuştu. Ve artık tarihi de belli oldu. Tarih 15 Eylül sevgili arkadaşlar. 15 Eylül'de Fatih Terim belgeselini izleyeceğiz ki bende de büyük bir heyecan oluştu açıkçası. Fatih Terim de şöyle bir açıklama yazmış. Kolay bir hikaye değil bu. Anılarım, mutluluklarım, inişlerim, çıkışlarım, hüzünlerim, tüm duygularım, hayatım ve benim hikayem benimle yaşayanlara hatıra olsun. 15 Eylül'de görüşmek üzere. 15 Eylül'deki bu belgeseli ben Fatih Terim'i eleştiren, Fatih Terim'in son 3 sezondaki hatalarını söylemekten çekinmeyen bir insan olarak diğer taraftan da Fatih Terim'i çok seven ve Fatih Terim'i bir Galatasaray efsanesi olarak kabul eden biri olarak 15 Eylül'deki bu belgeseli valla büyük bir heyecanla bekliyorum. Çok ilginç şeyler gördüm. Mesela bazı işte
torrentçiler veya anti Fatih Terimciler, Fatih Terim düşmanları bu belgeseli yayınladı diye Netflix'e tepki göstermişler. Yani ben bunu da anlamış değilim yani. Gerçekten anlamış değilim. Fatih Terim tamam başarısız oldu, eleştirdik. Gidiş şekli yanlıştı ama gitmesi artık gerekiyordu yavaş yavaş. Bunları hep söyledik ama siz Fatih Terim gibi UEFA kupası kazanmış, Türkiye'de sayısız kupa kazanmış, en çok kupa kazanan teknik direktör, en başarılı teknik direktör, birçok iyi ki Türkiye'de başarmış bir ismi bir Galatasaraylı nasıl istemez ya? Yani akıl sır erdiremiyorum. Bir Galatasaraylı Fatih Terim belgeseline nasıl karşı çıkar? Fenerbahçeli karşı çıkabilir bakın. Fenerbahçeli şöyle yaklaşır. Ya ben doğdum. Doğduğumdan beri Fatih Terim yüzünden Galatasaray şampiyonlukları izliyorum. Ben doğduğumda mesela benim kuşağım için bu böyle. Ben doğduğumda Fenerbahçe taraftar sayısı fazlaydı. Fenerbahçe'nin kupa sayısı fazlaydı. Fenerbahçe'nin bir miktar gölgesindeydi Galatasaray. Ama işte burada tabii Derval'in de payı var, Mustafa Denizli'nin de payı var, Feldkamp'ın da payı var. Başka teknik direktörlerin de tabii katkısı var ama en büyük pay Fatih Terim'in. 96-2000 arası yaşadığımız çıkış, sonrasında geldiğinde yaşattığı başarılar, şampiyonluklar Galatasaray'ı kupa sayısında geçti, şampiyonluk sayısında geçti, taraftar sayısında Fenerbahçe'ye geçmesini sağladı. Popülaritede Fenerbahçe'yi geçti. Yani Fenerbahçe'yi her alanda geride bırakan bir Galatasaray var. Ve bunun mimarı Fatih Terim. Bunun mimarı Fatih Terim'e bir Galatasaraylı eleştirebilir, kızabilir, kendisini çok sempatik de bulmayabilir ama nefret edemez. Netflix onun belgeselini yayınlıyor diye ona tepki gösteremez, göstermemeli. Bu kadar basit. Bir Fenerli Beşiktaşlı Netflix'in Fatih Terim belgeseline bozulabilir. Bunu anlarım. Zira hoca çok büyük başarılar elde etti. Ve Galatasaray'ı zirveye çıkardı. Bir Galatasaraylı neden Fatih Hoca belgeseline karşı çıkar? Fatih Terim'i sevmeseniz de bir Galatasaray efsanesidir. Ki ikinci tweetimde onu almamışım galiba. Tamam, ikinci tweetimde de eleştiren bir insan olarak Fatih Terim'in belgeselinde büyük bir keyifle, büyük bir heyecanla beklediğimi belirtmek isterim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük hocası net Fatih Terim'dir. Kesinlikle katılıyorum. Eymen Ilgaz tweetine katılıyorum Eyüp abi demiş. Kaan Tek, Fatih Terim efsanedir ama yaptırdığı transferler skandal, transferden anlamıyor. Konumuz bu mu sevgili Kaan? Konu şu an bu mu? Konu bu değil. Konu Fatih Terim gibi bir Galatasaray efsanesinin belgeseli yayınlanıyor diye bazı torrentçiler, neden bir insan neden torrentçi olur onu da anlamıyorum. Fatih Terim düşmanları Fatih Terim'in belgeselini yayınlıyor diye hocaya Netflix'e tepki gösteriyor. Komedi gibi. Konu bu. Konu iyi anlamdır. Fatih Terim 3 sezon başarılı mıydı? Hayır, başarısızdı. Fatih Terim iyi transferler yapabildi mi? Hayır, yapamadı. Son senesinde kötü müydü? Kötüydü. Konu bu değil ama. Türşat ne demiş? Ben de son zamanlardaki teknik direktörlüğünü beğenmedim. Hatta bizimle inatlaştı, inat gitti ama tartışmasız Türkiye'nin en büyük hocası demiş. Evet, işte anlatmak istediğimiz de kardeşim bu. Fatih Terim'le ilgili söyleyeceklerimiz bu. Mertens bugün açıklamalar yaptı. Galatasaray'da Trabzonspor maçıyla beraber hücumun yeni lideri Mertens olacak. Bugün Mertens'in açıklamaları vardı. Mertens Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Devam. Türkiye'de başka tekliflerin olduğu ve Galatasaray'ı neden seçtiği sorusuna Mertens bunun sebebi Galatasaray'ın en büyük olması diye yanıt vermiş. Takımın başarısına odaklandığını dile getiren Belçikalı Yıldız, takımla birlikte çok çalışmam gerekiyor. Benim yaşımda kolay değil. Takımla daha fazla çalışmaya zamanım olduğu için kendimi iyi hissediyorum. Diğer takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu ve gururluyum demiş. Son bölümü Trabzonspor maçı hakkında da neler söylemiş bakın. Diğer takımlardan ziyade kendimize bakmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Adapte olmaya ve taze kalmaya bakacağız. Kendimizi orada göstereceğiz.
Gol atmak için sabırsızlanıyorum. Gol attıktan sonra ne yapacağımı göreceğiz ifadelerini kullanan Mertens sol kanatta, sağ kanatta, forvette, forvet arkasında oynadım. Kaleye yakın olduğum sürece kendimi rahat hissediyorum ve bol bol gol atmaya çalışıyorum ifadelerini kullanmış. Evet. Oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın oyununu nasıl güzelleştirdiğini, Galatasaray'ın hücumlarını nasıl akıcı hale getirdiğini gördük. İddia ediyorum bakın, fizik kalitesi olarak yukarıya çıkmış bir Mertens. Kendi fizik yani o fizik gücüne kavuştuğu andan itibaren Kerem Aktürkoğlu'nda daha akan, daha oyunun içerisinde istikrarlı oynayan bir oyuncu haline getirecek. Yunus'u da getirecek. Yanındakileri de yükseltecek. Özellikle de Seferovic'i, Gomis'e çok iyi paslar atacağını düşünüyorum. Evet, Mertens'e güveniyorum. Ama Mertens'le ilgili tereddütüm şu sevgili dostlar. Türkiye Ligi'nde Mertens'e çok tekme atılacak. Mertens'i bezdirmek için her türlü faul yapacaklar. Hakemlerin yıldız oyuncuları koruması lazım. Mertens'e o atılacak tekmeleri, yapılacak futbol dışı sertliği mutlaka ama mutlaka hakemlerin cezalandırması gerekiyor. Sadece Galatasaray'da değil, yıldız futbolcuları bütün takımlarda koruyacaksın. Eğer tekmeyle işte itiş kakışla Mertens'i rakip savunmalar yıldırırsa o zaman sıkıntı olur. Hakemlerin buna dikkat etmesi lazım. Evet, bunlar hocanın 3 yıl önce organize kötülük dediği oluşumun sosyal medya ayağı. Bakın bakalım o tarihten önce açılıp torrentçi olan kaç hesap var demiş. Emircan Çavuşoğlu, abi Mertens 10 numarada oynamalı gizli forvet olarak. Öyle oynadı zaten son maçta. Öyle oynadı yani. Katılıyorum sana. Onur 1905, abi bence bizim takım defans olarak fena değildi. Sırf takım uyum sürecindeyiz. Okan Hoca gitsin diyenler var. Buna anlam veremiyorum. Bir de şimdi birazdan bazı paylaşımlar ekrana getireceğim. Okan Hoca ile ilgili. Bir tweet attım Fenerbahçe ile ilgili. Onun altına böyle Okan Hoca'ya hemen laf gönderenler var. Konuşacağız birazdan. Red Bull, Eyüp abi, Trabzonspor Galatasaray maçını yönetecek hakem ve VAR odasındaki hakem sence kimler olur? Dünkü Fener Adana maçından çok rahatsız oldum hakem konularında. Dünkü Fener Adana maçında VAR çok kritik yerlerde devreye girdi ve açıkçası hatalı kararlara izin vermedi diyelim. Aynı şeyi Trabzonspor maçında da yapması lazım. Ve adil olması lazım. Eğer taraflı bir yönetim sergilerse, VAR penaltılarda vesaire ofsaytlarda devreye girmezse yazık. O zaman bu ligi kimse izlemesin kardeşim. Standart Fenerbahçe Adana Demirspor maçı. O standartları bütün maçlarda sağlayacaksınız. Ali Çakmak, iyi yayınlar Eyüp abi demiş. Hoş geldin Ali Çakmak. Evet, Osman Kalan da hatırlatmış. Değerli arkadaşlar, şöyle beğenilerinizi gönderin. Yayınımız, kanalımız ön plana çıksın. Yayınlar daha fazla insana ulaşsın. Sadece 61 beğenimiz var. Desteğinizi bekliyorum. Bu sıralar izlenme biraz düştü ama sizlerin desteğiyle beraber tekrardan yukarı çıkar. Devam edelim. Şimdi Berkan Kutlu meselesi var. Berkan Kutlu meselesini hemen paylaşmak istiyorum. Bu arada Onur 1905 kanalımıza katıldığın için sana da teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ ol, var ol. Mesajın varsa gönder sevgili kardeşim. Onur 1905 kanalımızın yeni katıl üyesi oldu. Şimdi orta sahayı takviye yapmak isteyen Beşiktaş geçen sezon Galatasaray ve milli takımı 53 maça çıkan Berkan Kutlu ile ilgileniyor. 24 yaşındaki oyuncu kısa süre önce Erden Timur'la görüşerek oynamak istediği bir takıma gitmek için izin istemişti. Berkan Kutlu, ben yatarak para kazanmak istemiyorum. Oynayabileceğim bir takıma gitmeme izin verin diyerek takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş ve Avrupa'dan bir iki takım Berkan Kutlu ile ilgileniyor. Yakup Çınar'ın haberi. Şimdi eyvallah, Berkan Kutlu gitsin. Galatasaray'da bekleneni veremedi. Ama Galatasaray Berkan Kutlu'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bir kere hani 4 getirmezsin de 3 getirirsin ama bonservis getirmek zorundasın. İkinci nokta. Hemen ben yedek kaldım, oynayamayacağım. Beni serbest bırakın. Ben gideyim vesaire. Bu pes etmektir. Bu kaçmaktır.
Pes eden, kaçan futbolcu başarılı olamaz. Sana fırsat gelecek Berkan Kutlu. Sen oyuna gireceksin. Sen o oyuna girdiğinde geçmişteki gibi düz bir futbol oynarsan tabii ki de hocan seni oynatmaz. Beşiktaş'ta da oynayamaz. Beşiktaş'ta da oynayamaz. Sen git şu halinle Beşiktaş'a. Hiç Salih Uçan'ın arkasında bekler. Salih Uçan ne yapıyor şimdi? Çocuk sakatlığını da atlattı. Hem iyi savunma yapıyor, hem de gidiyor gol atıyor, gol attırıyor Beşiktaş'ta. Sen bunların hiçbirini yapamadın Galatasaray'da. Sen geçen sezon Taylan, Berkan, Çıkal'da hayatınızda önünüze gelmeyecek bir imkan geldi. Vasat bir orta saha kurdu Fatih Terim ve sizi Galatasaray teknik direktörü, önce Fatih Terim sonra da yardımcı antrenör diyelim, Dominik Torrent, sizi oynatmak zorunda kaldı. Haftalarca oynadınız. Bütün sezon oynadınız, hiçbir şey yapamadınız. Şimdi kötü oynadın, yedek kaldın. Ha, bir de trip yapıyorsun. Hayır. Getir bonservisi, git. Beşiktaş ne demiş biliyor musunuz arkadaşlar? Galatasaray'a tabii gelmiş bir teklif yok. Beşiktaş'tan Galatasaray'a herhangi bir Berkan Kutlu teklifi yok. Ama Beşiktaş Berkan Kutlu'nun menajerine bonservisini alsın gelsin demişti. O ne güzel dünya ya. Biz de o zaman Salih'e diyelim, Josef'e diyelim. Ne bileyim. Beşiktaş'ta az süre alan bir oyuncu varsa, yetenekli az süre alan bir oyuncu varsa biz de ona diyelim. Yani bonservisini al gel. Oldu. Galatasaray bu şekilde gitmesine izin vermez. İzin vermez. Ali Çakmak, aynen burası yol geçen hanı değil, her gitmek isteyeni bedava yollayamayız demiş. Kürşat, insan önce aynaya bakacak. Böyle söylediyse yedek kadroyu bile almam Berkan'ı bu saatten sonra demiş. Mehmet Kılınç Getson'da olur. Evet, ve verin Getson, versin Beşiktaş Getson'u. Alsın Berkan Kutlu yani. Amin Harit konusunda hareket beklemiyorum Burak Bey. Birazdan transfer konuşacağız. Şu an 250 kişiye yükseldik değerli arkadaşlar. Biraz daha izleyici sayımız yükselsin. Transfere geçeceğiz. Transferde de kapakta gördüğünüz üzere bazı gelişmeler var. Hem gazete manşetleri hem bana gelen haberleri sizlere aktaracağım. Bu haber Asparagas değil, Ferhat Mutlu. Berkan Galatasaray'dan ayrılmak istiyor ama bonservis getirmeden ayrılmak istiyor. Red Bull'ut Berkan Kutlu gidecekse gitsin, problem yok ama Beşiktaş'a gitmesin. Getson'u, Salih Uçan'ı aldılar zaten bizim elimizden. Orta sahası çok koşan bir takım yapmayalım Beşiktaş'ı demiş. Yok, getirsin parayı gitsin. Getirsin parayı. Galatasaray'ın istediği parayı getirsin gitsin. Şimdi arkadaşlar, dün bir Fenerbahçe Adana Demirspor maçı izledik. Ben bir bakıyorum, hem medyaya bakıyorum, Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmişler. Böyle NTV Spor'da falan Fenerbahçe şampiyon olacak şeklinde veya işte şampiyonluk istatistikler Fenerbahçe'yi şampiyon gösteriyor şeklinde haberler var vesaire vesaire. Bizim bazı taraftarlarda Fenerbahçe şampiyon olur havası var. Fenerbahçelilerin büyük bir kısmı Fenerbahçe şampiyon olur diye yazıp çiziyorlar. Ya ben hafızamı bir zorladım. Benim izlediğim maçta Adana Demirspor, yani skor maçı yansıtmıyor bir kere. Öyle maçlar vardır ya, skor maçı yansıtmaz. Skor maçı yansıtmıyor. Öyle Fenerbahçe 4-2 rahat bir galibiyet falan elde etmedi. Fenerbahçe Adana Demirspor'un savunmadaki hatalarını çok iyi değerlendirdi. 3 tane hata, 3 tane gol getirdi. Bir tanesi penaltı pozisyonu. Orada Rodriguez saçma bir tekme attı. Oysa ki Valencia topa vuruyor ama orada bir gol şansı yok. Bariz bir gol ortamı yok yani. Muhtemelen de kaleci çıkıp topu kontrol edecek. İkinci gol zaten Samet Akaydın mıydı? Arkadaşlar yazar mısınız? Onun saçma sapan bir hatası. İkinci gol öyle geldi. Dördüncü golde 10 kişi kaldıktan sonra attılar. Bir tek üçüncü gol. Üçüncü gol ayrı bir yere koydu. Topla oynayan Adana. Baskı kuran Adana. İkinci yarıda 3-1, 3-2, neredeyse 3-3 getiren Adana. Ofsayt gerekçesiyle penaltısı iptal edilen bir Adana Demirspor var. Sol tarafta Onyekuru, Fenerbahçe'nin o sol tarafını savunma açısından felçe uğrattı.
Şimdi Fenerbahçe kazandı, tamam, Fenerbahçeliler sevinsinler. Normal, Galatasaray da kazandı 1-0. Biz de sevindik ama perfect mi oynadı Galatasaray? Hayır. Fenerbahçe perfect mi oynadı? Şampiyon futbolu mu oynadı? Hayır. Fenerbahçe şampiyon futbolu oynamadı. Fenerbahçe yetenekli ayaklarıyla fırsatçı davrandı ve açıkçası bu fırsatları iyi değerlendiren Fenerbahçe mücadeleyi kazandı. Bu da bir şey. Ama bir bakıyorum Fenerbahçe sanki uçmuş, kaçmış, bilmem ne. Hatta işte ben bir video çektim. Okan Hoca hata yapmazsa Galatasaray şampiyon olur diye. Çünkü buna inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Çok iyi bir kadro kuruldu. Galatasaray ilk kez hem kanatlarda hem göbekte çok iyi bir rotasyon yakaladı. Yunus, Kerem, Torreira, Mützo, Oliveira, Mertens, Seferovic, Gomis, ki daha 2-3 tane daha, en az 3 tane daha takviye gelecek. Hoca hata yapmazsa, bu takımın kimyasını oluşturursa Galatasaray şampiyon olur diyorum. Bakıyorum Fenerliler diyor, aa, Fener biz şampiyon olacağız. Eyvallah, Fenerliler böyle düşünebilir. Ya Galatasaray şampiyon olamaz. Veya Galatasaray şampiyon olmasın diye sota bekleyen Galatasaraylılar var ya. Alın işte ya şu adam ya. Bakın. Adam benim bu tweetim var ya, bu önceki tweetim. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmişler ama dün izlediğimiz takımın çok fazla eksiği var. Fenerbahçe maçı domine ederek kazanmadı ki. Yani erken havaya girilmiş durumda. Galatasaray böyle ortamları sever. Tam aradan sıyrılıp şampiyon olmalık bir sezon. Tabii Okan Buruk hata yapmazsa. Şimdi buna Fenerbahçeliler full itiraz ediyorlar. Tamam, eyvallah, Fenerbahçelileri anlıyorum. Ama şu arkadaş gibi bazı Galatasaraylılar da zoruna gidiyor. Galatasaray iyi bir kadro yakaladı. Okan Buruk hata yapmazsa şampiyon olur demem. Şu arkadaş gibilerin zoruna gidiyor. Gurbetçi Fevzi demiş ki Okan Buruk propagandası için Eyüp her şekle girer. Yani Galatasaray'ın hocasını destekliyor olmam ve hoca tartışması esnasında Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inanıyorum demem benim Okan Buruk propagandası yaptığım anlamına geliyormuş ve her şekle giriyormuş. Ya keşke sen benim kadar omurgalı, onurlu bir Galatasaraylı olabilsen Fevzi. Eyüp her şekle girer. Hocamız Torrent veya Tudor olsa 3. haftada aynı sonuçta havluyu atmıştı Eyüp Bey. Yalancısın, iftiracısın. Biz Torrent'e kaç hafta şans verdik? Torrent'e kaç hafta şans verdik arkadaşlar? Adam 4 maç arka arkaya 3 mağlubiyet bir beraberlik mi aldı? Kaç maç şans verdik biz adama? Yani hatta Barcelona maçı oynandı dedik, aa, takım oturuyor, Torrent'e destek olalım. Sonra başladı tekrardan takım patatesi olmaya. Bunlar gerçekten çok açıkçası nasıl söyleyeyim size? Yani bunlar Galatasaraylı değil. Ben şu konuda çok dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Çiğneyemedim, karnım ağrımıyor. Ben Okan Buruk'u destekliyorum ama 2-3 maç, 5 maç arka arkaya Galatasaray puan kaybetsin, yarıştan kopsun. Okan Buruk'u eleştirmezsem o zaman çıksınlar desinler ki Eyüp Yıldız Okan Buruk'un adamı. Ben kimseye biat etmiyorum. Ben Fatih Terim'i de aylarca, yıllarca destekledim. Başarısız olduğunu gördüğüm andan itibaren de eleştirmeye başladım. Torrent'i 10 hafta, 15 hafta destekledik. Ondan sonra baktık ki teknik direktörlüğü vasat, eleştirdik. Okan Buruk'un işi çok zor. Okan Buruk kimlere karşı mücadele ediyor? Fenerbahçe'ye mücadele ediyor. Beşiktaş'ta oynuyor. Başakşehir'e karşı mücadele ediyor. Trabzonspor'a karşı mücadele ediyor. Galatasaray'ın lobisi zayıf. TFF'de, MHK'de oraya karşı mücadele ediyor. Bir de kendi içinizdeki torrentçilere karşı, işte Dursun Özbek'i sevmeyen, Erden Timur'u sevmeyen, Okan Buruk'u sevmeyen veya Fatih Terim PR'ı yapmaya çalışanlara karşı da mücadele ediyor. Okan Buruk canını dişine takacak. Aksi takdirde yenilir, gider. Biz de arkasında durmayız. 5 maç, 6 maç arka arkaya kaybederse, Galatasaray yarıştan kopma noktasına gelirse bu gurbetçi Fevzi gibiler Sote'de pusu atmışlar, bekliyorlar. Sen onları kendi içinden zannediyorsun ama onlar senin içerideymiş gibi gözüken
ama seni istemeyen, senin başarısız olmanı isteyenler var. Ben bir tane torrentçi tanıyorum. Arada WhatsApp'tan yazışıyoruz. Bana ne diyor biliyor musun? Galatasaray'ın iyiliği için Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmamasını, maçları kaybetmesini, Okan Buruk'un gönderilmesini istiyorum diyor. Ya şöyle dese anlarım, dese ki Okan Buruk başarılı olursa destekleriz ama başarısız olursa destek. Öyle demiyor. Galatasaray'ın iyiliği için Galatasaray'ın şampiyon olmaması lazımmış. İşte Galatasaray bunlara karşı mücadele ediyor. Gerçek menfaatsiz Galatasaraylılar, biatçı olmayanlar, torrentçi olmayanlar, ast olan Galatasaray diyenler şu an Okan Buruk'a destek oluyorlar. Ama Okan Buruk başarısız olursa Okan Buruk'u da eleştiririz. Eleştirirler. Bunu da söyleyeyim. Yani bu konuda çok doluyum arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Benim içim çok rahat. Okan Buruk kötü giderse, Okan Buruk bu iyi kadroyu şampiyon yapamazsa veya 3-5 hafta, 10 hafta içerisinde Galatasaray iyi bir futbol ortaya koyamazsa, o zaman açıkçası çıkar hocaya hakaret etmeden, olayı kişiselleştirmeden eleştirilerimizi yaparız. Evet, Mehmet Kılınç, teşekkürler. Nova Karabağ abi, Kerem Yunus Seferovic'e pas vermiyorlar. Ne yapacağız? Konuşacağız birazdan bunları. Bakalım. Emrecan, ama abi büyük takımlar arasında en iyi oyunu Fenerbahçe sergiliyor. 4-1-3-2 gibi ofansif bir sistemle oynuyorlar. Büyük takımlara yakışan gibi. Biz de hücum futbolu oynuyoruz. Ama size şunu sormak isterim. Fenerbahçe'nin verdiği pozisyonları Galatasaray verdi mi? Fenerbahçe Adana Demirspor'a kaç tane pozisyon verdi? Fenerbahçe Ümraniye'ye kaç tane pozisyon verdi? Kasımpaşa'ya vermedi. Kasımpaşa çünkü çok zayıf halka. Hele o dönemde. Ama Fenerbahçe'nin Ümraniye maçını hatırlayın. Ümraniye'nin her hata Fenerbahçe kalesinde tehlike yarattı. Adana Demirspor kaç tane pozisyona girdi? Galatasaray bu pozisyonları verdi mi? Futbol sadece hücumdan mı ibaret? Futbol sadece hücumdan ibaret olsa Fenerbahçe müthiş takım. Acayip yetenekleri var. Orta saha yumuşak Fenerbahçe'de. Savunmada sıkıntı var. Stoperlerde Atilla Salah'ı işte ama ikinci stoperi yok Fenerbahçe'nin. Lütfen yani. Fenerbahçe öyle uçup kaçmıyor. Beşiktaş 60 dakika Fenerbahçe'den de iyi oynuyor, bizden de iyi oynuyor bakın. Beşiktaş 60 dakika Fenerbahçe'den daha iyi futbol oynadı. Bizden daha iyi futbol oynadı. Ha, Fatih Karagümrük'e yaptı bunu. Antalya'ya yapsın görelim o zaman. O zaman diyelim Beşiktaş tamam. İnsanlar yani bazı Galatasaraylılar diyeyim. İnsanlar demiyorum, düzeltiyorum. Bazı Galatasaraylılar kendi takımlarını küçük görmeyi, kendi takımlarını karalamayı marifet zannediyorlar. Değil kardeşim. Ha, Pollyanna da olma. Ben Pollyanna olduğumu düşünmüyorum. Ben gerçekçi bir insan olduğumu düşünüyorum. Pollyanna da olma. Ama kardeşim bu kadar takımını da sabote etme. Okan Buruk'u sevmediğin için yenilmesini bekleme. Fatih Terim'e düşman olduğun için Netflix'e belgesinin çıkmasını isteme falan filan. Bu noktalara da düşme. Bu kadar da savrulma be kardeşim. Evet. Bunları söylemek istiyorum çünkü Galatasaray eğer bu sezon şampiyon olacaksa sadece Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u geçmeyecek. İçerideki SOTA'da bekleyen Galatasaray başarısız olsun diye bekleyen Galatasaraylıları da geçmek zorunda. Pusuda bekliyorlar onlar. Onların sadece bir tane de grup yok. Anti Erden Timur Dursun Özbekçiler var. Yönetim gitsin diye bekleyenler var. Okan Buruk gitsin. Torrent gelsin diye bekleyenler var. Okan Buruk gitsin. Fatih Terim gelsin diyenler var. Yani anlatabiliyor muyum? Düşman demeyelim. Düşman doğru olmaz. Rakip diyelim. Rakipler sadece dışarıda değil. İçeride de Galatasaray'ın rakipleri var. Maalesef. Şunu yapsalar, bu konuyu bu cümleyle kapatıyorum. Şunu yapsalar, Okan Buruk'a destek olsalar, başarısız olduğunda eleştirmeye başlasalar eyvallah. Ortada daha bir başarısızlık yok. Okan Buruk'a saldırıyorlar. Buna inanın yani. Evet. Evet, envakeme bitti diyenler var. Bir de demiş Murat E. Evet, ben Galatasaray düşmanım oluyorum. Envakeme Galatasaray'la anlaştı dediğimde Galatasaray düşmanım oluyorum. Ki anlaşmaya yakın. Bence anlaşacak Envakeme Galatasaray'la. Ama farz edelim anlaşmadı.
Ben Galatasaray'ı sabote mi etmiş oluyorum? Transfer haberi gerçekleşmeyen bir gazeteci var mı? Veya bütün söylediği transfer haberleri gerçekleşen bir gazeteci var mı? Ha, soruyorum size. Özür dilerim, şurada alarm çaldı. Yani Murat Er, yazdığın açıkçası boş. Boş bir şey yazıyorsun yani. Yarın bugün vakayım açıklanırsa da görürüm seni yani. Evet, Ali Çakmak. Daha 3 maçtan takım hoca çöp demez. Eyüp abi bu kadar olmaz taraftar. Demeyelim taraftar değil. Galatasaray taraftarının 3/4'ü Okan Buruk'a destek oluyor şu an. Galatasaray taraftarının 3/4'ü. Bunlar 1/4, hatta 1/4 bile değil. 1/10 ya. 1/10 diyelim. 1/10 bir kesim Galatasaray değil de kendi kişisel menfaatlerini düşünüyor. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar yavaş yavaş transfere doğru geçiyoruz. Anlık 403 kişiye yükseldik. Transfer konuşacağımız bu bölümde sizlerden birer tane beğeni istiyorum. Kaç beğenimiz var? Hemen söyleyeyim. 124 beğenimiz var. Yayını beğenirseniz, like atarsanız çok çok mutlu olurum. Transfere geçme zamanımız geldi. Posta gazetesinin haberi, Derin Haber 1905 Twitter hesabı paylaşmış. Galatasaray'da bu hafta atılması planlanan 3 imza. Baloture sol bek, ciddi anlamda bastırıyor Galatasaray, anlatacağım. Hancı Olsen stoper, 1,5 milyon euroluk fark var, onu da konuşuruz. Ve Shamar Nicholson, Piatek'le beraber Galatasaray'da santrafor pozisyonda güçlü adaylardan biri sevgili arkadaşlar. Devam. Evet, Galatasaray'dan çifte bomba. Martin Braithwaite ve Piatek. Braithwaite ve Piatek isimleri Galatasaray'ın gündemine gelmiş durumda. Galiba ilk olarak Braithwaite'i yazıyor burada. Martin Braithwaite olduğu, Barcelona'dan Martin Wiedebeek'in Galatasaray'ın gündeminde olduğu vesaire vesaire paylaşmış. Ben çok detayına girmeyeceğim. Bu oyuncuyu araştırdım sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın ne kadar gündeminde? Galatasaray bu transferi ne kadar yapmak istiyor diye. Hücum hattını önemli isimlerle güçlendiren Cimbom'un gündemine gelen son isim Barcelona'dan Danimarkalı golcü. Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü. Kaç kez yazmışlar buraya? Martin Braithwaite'i transfer etmek için harekete geçti. Bir yıllık sözleşmesi kalmış. Piyasa değeri 6 milyon euro. Vesaire vesaire. Oyuncunun performansı burada paylaşılmış. Braithwaite son 2 sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-21 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrafor 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon euro transfer bedeliyle gelmişti. Braithwaite Galatasaray'a önerilmiş ama Galatasaray yönetiminin çok üzerine düşmediği bir isim olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Yani Galatasaray'da evet Braithwaite konuşulmuş mudur? Yani değerlendirilmiştir. Ama Galatasaray'ın santrafor pozisyonunda öncelikli isimlerden biri değil. Kesinlikle ve kesinlikle listede üst sıralarda değil. Listede şu an en üst sırada Shamar Nicholson var. Onun alternatifleri ise Kasper Dolberg, Piatek, Sean Weisman, hep sayıyorum isimlerini. Aktarıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ama Braithwaite üst sıralarda değil. Kürşat, abi Barcelona'da oynadığına bakma. Hollandalı hoca getirmişti. Torpilli yani. Galatasaray seviyesinde değil aslında. Evet. Ki orada da doğru düzgün süre alamadı. Ve son 2 yılında yatmış bir oyuncu. Yunus Bilgin, bence sağ gösterip sol vuracaklar. Önceki transferlerdeki gibi. Mazlum Karakaş, Seferovic ile Valencia'yı kıyaslar mıyız Eyüp abi? Londra'dan selamlar. Farklı santraforlar. Ener Valencia kanat forvet gibi de oynayabiliyor. Daha hareketli ve dribling yapan bir oyuncu. Seferovic ise daha böyle sabit, daha merkezde oynayan, kendini gösteren, ben buradayım diyen bir santrafor. Pivot santrafor da diyorlar ya. Farklı oyuncular. Ama biz mesela Hacı Wright'ı alsaydık, yanına Hacı Wright'ı koysaydık tamam olacaktık yani. Kesinlikle ve kesinlikle tamam olacaktık.
Şimdi Şamar Nikas'ın hamlesi gelirse ki ben çok istiyorum. Hacı Wright'a da benziyor stil olarak, fizik olarak. Galatasaray orada santrafor rotasyonunu tamamlayacak diye düşünüyorum. Uğur Sakarya, Eyüp bence kaliteli yerli oyuncu almak lazım. Gerekli yere nokta atışı transfer gerekiyor demiş. Evet. Şimdi Braithwaite'i beklemeyin. Ben açıkçası çok ihtimal vermiyorum kendi adıma bunu söyleyeyim. Bir başka isim çok zor kaliteli bir oyuncu. Everton da istiyormuş kendisini. Burada ilk kez de böyle bir şey görüyorum. Bunu galiba en son haber paylaşmış bu görseli. Galatasaray Guarasi ile görüşüyor. Fazla heveslenmeyin. Everton da devrede. Habere bakar mısınız? Galatasaray Guarasi ile görüşüyor. Fazla heveslenmeyin. Everton da devrede. Bu şekilde paylaşmışlar. Yani Everton istiyorsa Galatasaray alamaza getirmişler. Galatasaray Everton teknik direktörü Lampard'ın da istediği Serhu Guarasi için Rennes'le temas kurdu. Sarı Kırmızılar kadro dışı bırakılan Gine asıllı forvet oyuncusunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Erden Timur babasıyla görüşmüş. Haberde bu detay var. Tabii bu detay olunca haber çok da inandırıcı oluyor. Benim bu arada bu oyuncuyla ilgili bir bilgim yok, onu söyleyeyim. 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi olan Guarasi için Sarı Kırmızılar satın alma opsiyonunu kiralama teklifi sunmaya hazır olduklarını iletti. Ren yönetimi daha önce Fransız genç milli takımlarında da oynayan ancak yine milli takımını tercih eden Guarasi için Galatasaray'a görüşme yetkisi verdi. Başkan vekili Erden Timur Guarasi için menajerliğini yapan babasıyla temas kurdu ve şartlarını sordu. Oyuncunun babası önceliklerinin Premier Lig olduğunu söylese de Galatasaray kapıyı kapatmadı. Sonda haber inandırıcılığını yitirmiş. Yani biz adı yazdık, gelmezse de işte biz zaten söylemiştik gibi olmuş haber. Onu da söyleyeyim. Ya ben ihtimal vermiyorum. Ben menajer tarafından, menajerler tarafından Galatasaray önerilmiş midir? Önerilmiştir. Ama Guarisi ismini açıkçası isterim de bence bizde iş yapabilecek bir santrafor. Biraz inceleme fırsatı da buldum. Ama ben geleceğine çok ihtimal vermiyorum değerli arkadaşlar. Evet, 48 maçta 12 gol atmış Serhu Guarisi. Ren forması altında 48 maça çıktı. 12 gol ve 2 asistlik bir performans ortaya koydu vesaire vesaire. Everton'un forvet transferi için adaylar arasında Guarasi ile birlikte Batshuayi, Watkins ve Maupay var. Bu isimlerle beraber adı Galatasaray'la anılıyormuş. Ama geldik buraya. Sola Senegal aslanı. Fode Bolo Ture. Galatasaray'ın açıkçası çok istediği, Galatasaray'ın çalışma yaptığı, baya baya bastırdığı bir oyuncu. Hoş oyuncuyla anlaştıktan sonra Patrick Van Aanholt'u nasıl ikna edecekler? Muhtemelen herhalde onun parasını verip gönderecekler ki o da sıkıntı. Bilemiyorum, çok emin değilim yani Patrick Van Aanholt konusundan. Ama böyle baktığımızda Galatasaray'ın çok net bir şekilde Baloture için bastırdığını görüyoruz. Türkiye Ligi'nde de bazı arkadaşlar, mesela başta Alper Şahin olmak üzere bazı isimler Baloture'nin çok başarılı olacağını, sol tarafı uçuracağını söylüyorlar. Ben çok o istatistikleri göremedim maalesef. Özgür Yavuş, Yavuz şu Onyekuru'yu nasıl alamadık? Aklım almıyor demiş. Maalesef öyle oldu. Özgür Ege Özcan, Fernando, Hacı Wright, Henry Onyekuru, Umut Bozok transferleri yapılsa eze eze şampiyon olurduk. Şampiyon olur muyduk bilemem ama doğru transferler olurdu. Galatasaray'a çok net bir şekilde katkı sağlardı bu isimler. Yine burada da Aslan Milan'ın yıldızı Balotelli'yi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sol bek operasyonu demiş. Bayramov da listede. Bayramov bence listede değil ama Fode, Balotelli Galatasaray'da şu an sol bek transferinde en güçlü aday. Oyuncu ikna edebilirlerse, Milan'ı ikna edebilirlerse Patrick Van Aanholt'u göndermek için görüşmelere başlayacaklar. Ama önce Baloture'yi
ikna etmeleri gerekiyor. Bu da çok net bir bilgi. Bakın, bu da çok net bir bilgi. Herhangi bir sol beki, istedikleri bir sol beki ikna ettikleri anda Patrick Van Aanholt'la görüşmelere başlayacaklar. Şu an görüşmüyorlar, doğru yapıyorlar. Biz seni göndermek istiyoruz. Kendine takım bul deseler, oyuncunun morali bozulacak. Trabzonspor maçında performans alabilir misiniz? Alamazsınız. Önce anlaşmayı yapacaklar, sonra göndermek için pazarlıklara başlayacaklar. Hikaye bu şekilde gelişecek arkadaşlar. Evet, birkaç tane mesaj okuyalım. Sizler de yine like'ınızı yapın arkadaşlar bu esnada. Kaç beğenimiz oldu? 500 izleyiciye çıkalım. 500'ün üzerine çıkalım. 163 beğenimiz var. Yayını like'larsanız sevinirim. Onyekuru meselesini konuştuk. Bakalım farklı mesajlar arıyorum. Uğur Sakarya, sevgili arkadaşlar, transfer obezi olmayalım. Eğer kötü giderse Galatasaray'ımızı tekrar görmek sizi de üzmez mi? Nasıl tekrar kalkabiliriz demiş. Yani transferde kolay tüketen bir takım da olmayalım demiş. Ha, şu mesajı ısrarla yazıyorsun. Nova Karabağ demiş ki abi Kerem Yunus, Seferovic'e pas vermiyorlar, ne yapacağız? Pas vermiyor değiller. Organizasyon da tam olarak oturmadı. Ya ben Seferovic'e pas atmayayım veya işte Kerem ben gideyim de kendim oynayayım düşüncesinde değil. Aksine pas vermek istiyorlar ama Galatasaray'ın daha hücum organizasyonları tam anlamıyla oturmadı. Bir de orada bir bağlantı eksikliği var işte. O bağlantı eksikliği de Mertens olacak. Mertens'le beraber Galatasaray'ın orayı daha iyi organize ettiğini göreceğiz. Erdal Şirin, bugüne kadar kaç transfer bitti? Hep isimler yazılıyor da biten bir şey yok diyorsun. Mertens bitti, Torreira bitti. Başka Dubois bitti. Başka Kazımcan Karataş bitti. Seferovic bitti. Bunlar aklıma gelenler. Abdülkerim Bardakçı bitti. Yani biten bir şey yok. Bir çırpıda 6-7 transfer saydım. Bitiyor. Ama şap diye de bitmiyor kardeşim. Çakıl taşı vermiyorlar. Para veriyorlar. Çakıl taşı verseler anında alırlar. Yani bitiyor. Sen sabırlı olacaksın. Sabırlı olmak zorundayız. Eylül'de fırsat transferi bekliyorum ben. Bir kere Eylül'e mutlaka bir veya iki transferi bırakacaklar. Şu 7 günlük bölümde de iki tane transfer yapacaklar ya. Yani. Oliveira'yı unuttum bakın. 7-8 tane transfer var daha şu anda. Ya işte hep isimler yazılıyor biten bir şey yok. Bu 7 oyuncuyu kim aldı? Beşiktaş mı aldı? Erdal Şirin. Evet. Adem Çelik, Evander defteri kesin kapandı mı? Ben kesin demem. Bence hala da Evander'in Galatasaray'a gelme ihtimali var. Ama öncelik olmaktan çıktı. Kesinlikle ve kesinlikle öncelik olmaktan çıktı. Ferhat Mutlu, Hacı Wright, Şamar istiyoruz da bize alan bırakmıyor ki rakipler. Bize kilit açıcı, savunma delici oyuncu lazım ilk etapta. Ondan sonra oyunculara ihtiyacımız var. Her iki de lazım demiş. Hacı Wright ve Şamar istiyoruz. Yani santraforun olacak. Senin santraforun olacak. Senin oyununu açmak için işte kanat alıyorsun bir tane. Oyunu açmak için kanat transferi yapıyorsun. Dört yıldız işareti yapmış. Onyekuru gibi. İbrahim Kemal Erkal. Serhat Gökmen, Galatasaray'ın bir telefonuna bakar Onyekuru'nun gelmesi, hem de koşa koşa gelir. Fenerbahçe ile bir daha maç yapmak için gelemez. Nasıl gelecek? Onyekuru bir telefonuna bakardı senin gelmek için. Ama sen ne aradın ne sordun. Adam Galatasaray Kongresini bekledi be. Ben biliyorum. Henry Onyekuru Galatasaray'la anlaşmak için Galatasaray'ın seçimlerini bekledi. Seçimler bitti. Teklif gelmedi. Adam da Adana Demirspor'a gitti. Şu an gelemez. Adana Demirspor'un acaba merak ediyorum zor, satın alma opsiyonu var mı? Ben Mertens alınmışken 10 numaraya büyük yatırım yapılacağını sanmıyorum. Fırsat transferi olursa ne ala demiş. Eyüp abi sana katılıyorum. Bu genç yaşında form durumu her gün düşüyor. O kadar hızlı bir isim de değil Baloture. İlaç olmaz o mevkiye. Moreno, Luca Pellegrini gibi isimler oraya gelmeli demiş. Ahmet Sönmez, yenilmeyeceğimizi düşünüyorum Trabzonspor karşısında. Evet. Bence
Galatasaray kaybetmeyecek. 0-2 çifte şans oynayacağım. Hatta bir kuponla direkt Galatasaray oynadım. 2.85 oran verilmiş. Trabzon iyi takım değil. Taraftar avantajı var. Eyvallah. Taraftar avantajı önemli ama onun dışında Galatasaray şu an Trabzon'dan daha iyi futbol oynuyor. Bence Galatasaray şu an Trabzon'dan daha iyi futbol oynuyor. Kazandıkları iki maçta da çok iyi bir futbol ortaya koymadılar. Bir Sivasspor maçı var kupadaki. O başarılıydı. Onun dışında Galatasaray şu an daha iyi oynuyor. Evet, Galatasaray Belotti'yi bekliyor. Ya Belotti'yi beklemiyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Denk gelişler vardır ya. Şimdi sen santrafor arıyorsun. Şamar Nikas'ınla görüştün, Piatek'le görüştün, onunla görüştün, bununla görüştün. Olmadı. O esnada da Belotti Roma'yı kolluyor. Onlar da Belotti de Roma'ya gitmeye çalışıyor. O da olmadı. 2 Eylül Belotti atıyorum tarihi uydurdum. Belotti Roma'ya gidemedi. Galatasaray'da santrafor alamadı. O zaman yollar kesişir. Ama açıkçası ben artık Galatasaray'ın çok Belotti'yi beklediğini düşünmüyorum. Şamar kabul etsin bakın nasıl imza attırıyor Galatasaray. Şamar Nicholson veya Piatek veya Ego Ceno Kadavere gelir. Tino Kadavere'yi çok istemiyorlar. Güzel bir kanat alternatifi demiş. Gelir. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Çağlar Zehir. Eyüp abi lütfen yapma. Trabzonspor bizden çok çok iyi oynuyor. Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında ne yaptı? Sen ne yaptın? Yani bırak son dakikada kazandım vesaire vesaire. Tamam onu sayma. Golleri çıkar. Trabzon'un oynadığı futbola bak. Senin oynadığın futbola bak. Trabzonspor'un verdiği pozisyonlara bak. Yani ben Trabzonspor'un Hatay maçını da izledim. İstanbulspor maçını da izledim. Galatasaray'dan iyi oynadıklarını kabul etmiyorum. Ha daha oturmuş bir takım. Evet. Marek Hamşik döndüğünde, Vişka döndüğünde daha iyi olabilirler mi? Evet ama şu an Galatasaray'dan iyi oynadıklarını düşünmüyorum. La Negra. Çok ilginç. Bu ne biçim bir cümle ya? Eyüp Bey size bir soru soracağım. Lütfen dürüstçe yanıt veriniz. Aksi halde olacaklardan ben sorumlu değilim. Tehdit mi var burada? Ne yapabilirsin ki? Tehdit mi var burada? Anlamadım. Ancak az önce bir yanlış tespit yaptınız. 85 milyona karşı. 85 milyon mu izliyor beni şu an? Heyecanlandım. Kerem pas vermek istiyor ama dedim. Mesajda yarım kalmış. Allah tehdit var. 85 milyon var. Cümle de yarım kaldı. Ben heyecanlandım. İnşallah yazar bir daha. Çok acayip bir mesaj olmuş. Korku filmlerindeki gibi bir mesaj değil mi arkadaşlar? Bakalım bir daha yazabilecek mi bu arkadaş? Valla inanılmaz. Bu mesaj beni çok heyecanlandırdı. Bir daha geriye dönüp bir daha okumak istiyorum müsaadenizle. Olacaklardan ben sorumlu değilim. La Negra. Neyse tamam. Bir daha yaz. Yarım kalmış kardeşim. Ben korku filmlerini severim. Bir daha tamamla da cevaplayayım ben. Kerem pas vermek istiyor ama demiştim. Orada ama da kaldık. Ne oldu? Bir yaz yani devamını. Ne diyorduk? Mesajlara geçiyorduk. Ha, devamı geldi. Bir dakika devamı geldi. Oyun buna müsaade etmiyor gibi bir şeyler dediniz. Tersi doğru. Kerem bencil, kendine oynayan, sisteme uymayan bir oyuncu. 3 maçta boştaki topçulara pas vermedi. Ben tehdit etmedim. Sadece uyardım. Ya yürü git be kardeşim ya. Ben de uyarmışmış. Olacaklardan ben sorumluyum. Al seni blokladım. Hadi istediğini yap. Blokladım seni. Beni uyarmışmış. Tehdit etmemişmiş. Olacaklardan sorumlu değilim yazmış oraya. Bir de ben seni uyardım falan diyor. Geçiniz arkadaşlar. Ama yine de sorusuna cevap vereceğim. Şöyle cevap vereceğim. Kerem bazı pozisyonlarda pas vermeyip vurmuş olabilir. Ama Kerem hiç pas vermiyor. Sürekli vuruyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Sürekli vuruyor, hiç pas vermiyor derseniz Kerem'i
Kerem'i yok edersiniz. Ya Galatasaray'ın bir değeri Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray'ı geçen sezon ligde tutan, Galatasaray'ı geçen sezon Avrupa'da gruptan çıkartan adam Kerem Aktürkoğlu. İki maç, üç maç oynadı diye, kötü oynadı diye siz bir isme bunu yapamazsınız. Adam sanki her topu vuruyormuş gibi davranamazsınız. Ha, bazen bencillikleri olabilir. Olabilir. Zaten yıldız futbolcu bir miktarda egolu olur. O ayrı bir hikaye. Daha Kerem'in karar mekanizması, pas, şut, karar mekanizması çok gelişmedi. Bir anda camlar falan titredi arkadaşlar. Az önceki şahıs mı geldi diye korktum bir anda. Daha Kerem'in karar mekanizması oturmadı. Ondan dolayı bazı hatalar yapıyor. 85 milyon beni izliyormuş. Buradan 85 milyona bunu söyledim. 85 milyon beni izliyorsa diye 40 bin abone olamadım arkadaşlar ya. Valla meraktan gideceğim. Piatek meselesini anlatacaktım da. Piatek'i unuttuk. Piatek konuşalım biraz da. Onyekuru'nun 4,3 milyon euro opsiyonu mu varmış? Ama Galatasaray 5 verse alır durumda. Mümkün değil. 4 milyon euro vermez Adana Demirspor bu arada. Galatasaray sezon sonu olabilir. Şimdi buradan 85 milyona seslenmek istiyorum. Daha doğrusu 85 milyona buradan Galatasaray'ın Piatek transferiyle ilgili gelişmelerini aktarmak istiyorum. Piatek Şamarnikası'nın önünde veya Şamarnikası'ndan daha fazla istediği bir oyuncu değil sevgili arkadaşlar. Okan Buruk'un veya yönetimin. Galatasaray Piatek transferinde evet masada var. Opsiyonlardan biri Piatek. Ben isterim Galatasaray'a katkı verebileceğini de düşünüyorum. Ama listedeki üst sıralardaki isimlerden biri değil Christoph Piatek. Ben daha genç, daha böyle kendisini ispatlamak isteyen açıkçası hep aklım Hacı Wright'a gidiyor. Hacı Wright gibi bir oyuncuyu tercih ederim. Benim tercihim bu olur. Osman Baki. Piatek konusunu anladınız. Gündemde, Galatasaray'ın listesinde ama üst sıralarda değil. Osman Baki, Eyüp Bey, siz dahil bütün Türk gazeteciler Okan Buruk istedi. Marco Rose'a rağmen. Okan Hoca sayesinde rahat röportajlar yapabilmek için, takıma yakın olmak için. Okan Hoca küme düşürüyordu Başakşehir. Evet, ama Başakşehir'i şampiyon yapan da Okan Hoca. Ben Okan Hoca ile bugüne kadar bir kez bile röportaj yapmadım. Talebim de olmadı. Basın toplantılarına da radyoya denk geldiği için gidemedim. Bugün mesela Galatasaray'ın basın mensuplarına açık antrenmanı vardı, ona da gidemedim. Yani Okan Buruk'la sadece iki kez temasım oldu. Bir tanesi Başakşehir'deyken bir soru sormuştum kendisine. İkincisi de sevgili arkadaşlar WhatsApp'tan Galatasaray'la anlaştığını öğrendikten sonra hayırlı olsun diye mesaj attım. Başka hiçbir benim diyaloğum olmadı. Yani benim Okan Buruk'u desteklemekteki nedenim kendisiyle röportaj yapmak, kendisinden bilgi almak falan değil. Hoca zaten kimse de bilgi vermiyor bu arada. Bir gazeteci arayıp Okan Buruk hocam transferde kimle görüşüyorsunuz derse hoca nazikçe ya işte görüştüğümüz isimler var. Netleşince zaten yöneticilerimiz açıklar falan der yani. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Benim Okan Buruk'u istememin tek bir nedeni vardı. Türkiye Ligi'ni bilen, Galatasaray'ı bilen ve farklı farklı takımlarda başarıya ulaşmış bir isim olmasıydı. Ha, Marco Rose'u getirdiler de ben mi engel oldum? Gazeteciler mi engel oldu? Marco Rose 5-6 tane çok büyük rakamlarla transfer istedi. Ya Marco Rose'un çok büyük rakamlarla transfer istediğini ben o gün de söyledim sizlere, aktardım, paylaştım. Gelmedi adam. Benim tercihim Okan Buruk'tu ama bugün Marco Rose gelseydi onu da destekliyorduk. Bu kadar basit. Osman Baki Bey, yani yanılıyorsunuz. Haksızlık yapıyorsunuz. Eyüp Bey, bir oyuncu söylüyorsun. Tam tartışmadan diğer oyunculara geçiyorsunuz. Biraz da bilgi, net cevap soruları yanıtlarsanız daha iyi olur demiş. Valla işte süreyi efektif kullanmaya çalışıyor. Ben böyle hani
kendi akışımı paylaşayım sonra yayını kapatıp gideyim düşüncesinde değilim. Birazcık soru cevap yapmak istiyorum. Aralara sizlerin sorularınızı ve yorumlarınızı sıkıştırıyorum. Ondan kaynaklanıyor. Sword. Piatek değil Öyüp abi bence. Daha hızlı genç bir oyuncu. Halil Dervişoğlu gibi bence. Veya daha iyisi Nicholson da olabilir ama Piatek olmaz. Sakatlıktan çıkamayan bir oyuncu. Ben de sana katılıyorum. Zaten listede de çok üst sıralarda değil. Onu da belirtmiş olalım. Bülent Taşkın. Kim gelirse gelsin kanatlardan orta yapmadığı sürece golcülerimiz gol atamaz. Bu doğru. İkinci yarıda ortalar gelmeye başlayınca kanatlardan Seferovic nasıl devreye girdi? Haklısınız. Haklısınız. Hasan Baykal Galatasaray 4 transfer yapacak. Bence bitmeye yakın isimler yani Baloture'yi çok bastırıyorlar ama bilemiyorum. Vakeme'nin biteceğine inanıyorum. Vakeme bence Galatasaray forması giyecek. Olsen bence Galatasaray forması giyecek. Shamar Nicholson'ı çok isterim. Onunla da görüşüyorlar ama bitebilir mi? Bekleyip göreceğiz. Samet demiş ki abi tam olarak hangi haftada hazır bir takım oluruz? Ben 6. 7. hafta itibariyle sistemimizin oturacağını, çünkü transferler de tamamlanmış olacak. Sistemimizin oturacağını, et mi balık mı tavuk mu ne olduğumuzun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hala 7. 8. haftadan sonra iyi bir noktada değilsek, ha kazanıyorsak arkasında dururum. İyi oynamıyoruz ama kazanıyoruz. Bu önemli bir şeydir. Onun arkasında dururum. Ama kötü oynuyoruz. Bir de üstelik puanlar kaybediyoruz. Yarıştan kopma noktasına geldiysek o zaman durup düşünüyorum. Orhan Tosun, Fatih Terim de ilk senesinde şampiyon olamadı. Bir ilk yarı bitsin, ondan sonra hoca konuşulsun. Millet niye bu kadar sabırsız anlamıyorum. Fatih Terim hangi ilk senesinde şampiyon olamadı? Fatih Terim hep ilk senesinde şampiyon oldu. 96'da şampiyon oldu ilk senesinde. Ha bir tek Özlem Can Aydın döneminde, rahmetlinin döneminde geldi. Şampiyonluğu kaçırdı. Yani şampiyon olamadı, ayrıldı. İkinci senesi olmadı zaten Fatih Terim'in. Fatih Terim hep ilk senesinde şampiyon oldu. Burada da 5 yıl kaldı, değil mi? 5 yılın ilk 2 senesinde şampiyon oldu. Son 3 senesinde şampiyon olamadı. Yanlış. Ama Okan Buruk'a kredi vermek lazım mı? Lazım. Orası doğru. Red Bullut bence de yenilmeyiz. Trabzon deplasmanından bir puan bekliyorum demiş. Mehmet Kılıç. Kılınç. 7. haftadan sonra milli ara var. Dönüşünde Adana deplasmanı sonrası bay geçip 10. hafta Kayseri'deyiz. Kayseri maçında takım et mi balık mı belli olur demiş. Güzel. Net tarih vermiş bakın. Azrail. Neler oluyor aman ya Rabbi. Azrail de bizi izliyor. Eyüp Bey, Vargas kanat ve 10 numara için iyi olmaz mı? Hem orta ve ara pasları iyi, süper. Ligi iyi biliyor, çok da pahalı değil. Valla İbrahim abi de yazmış. İbrahim abi de demiş Vargas'ı. Ben Vargas'ı çok istedim. Vargas'ı çok yazdım. Matias Vargas'a Galatasaray'ın teklif yaptığını, hatta Dominik Torrent'in kendisini çok istediğini söyledim. Ama Matias Vargas maalesef olmadı. Şu an çok gündemde değil gibi. Keremcan, Haluk Yürekli, Ahmet Çakar'da Torrent zamanı Galatasaray daha iyiydi dedi. Okan Hoca sistemsiz bir futbol oynatıyor. İki galibiyeti Torrent'in transfer ettiği Gomis'in sonradan oyuna girme taktiğiyle aldık. Nerede hoca farkı demiş. Torrent fotoğrafı koymuş. Yani Haluk Yürekli ve Ahmet Çakar'ın düşünceleri kendilerini bağlar. Benim görüşlerim de onları bağlamaz. Ben Dominik Torrent'i izledim. Yani 10 yıl önce değil işte 2 ay önce Torrent vardı. 3 ay önce Torrent vardı bu takımın başında. Bu takım Konya'da rezil oldu. Konya deplasmanında bu takım berbat bir futbol oynadı. Hatay'da berbat bir futbol oynadı. Fenerbahçe'ye karşı berbat bir futbol oynadı. Bu takım Şansa Göztepe'yi yendi. Şansa Rize'yi yendi. Yenemese küme düşüyordu bu takım. Bana Dominik Torrent övmeyin ya. Dominik Torrent pas garip bir futbol oynatıyordu. Bir de Babel'e bilmem neye takılıp kalmıştı. İstatistikler de çok iyi değildi. Zar zor ligde kaldık. Yani Torrent övmek nedir ya? Vallahi ya ben anlamıyorum. Bir de beni diyorlar ki yabancı düşmanı diyorlar bana. Ya arkadaşlar,
Benim dünya görüşümde bir kere yabancı düşmanlığı yok. Ben sol görüşlü bir insanım, sosyalist bir insanım. Enternasyonizme inanıyorum. Yani bütün halkların, ulusların kardeşliğine inanıyorum. Ben sporcunun pasaportuna bakmıyorum. Ha, Türk başarılı olduğu zaman daha bir gururlanıyoruz. O ayrı bir hikaye. Ama sırf yabancı diye başarılı bir insanı biz kötüledik mi bu ülkede? Ya Dervali başımızda taşıdık. Feldkamp'ı başımızda taşıdık. Sırtımızda taşıdık. Geçelim bunları. Dominik Torrent vasat bir teknik direktördü. Zaten yardımcı antrenördü. Burak Elmas ona bir kıyak yaptı. Galatasaray'da bir 15-20 maç teknik direktörlük yapma fırsatı elde etti. Hiçbir şey de yapamadı. Gençleri oynatmaya korktu. Vasat bir teknik direktördü. Çok şükür gitti. Hasan Baykal, ben sağcılara ırkçı mı dedim? Nerede dedim? Sağcılara ırkçı mı dedim? Benim dünya görüşüm, ben solcuyum, enternasyonele inanıyorum dedim. Yani öyle benim böyle yabancılara karşı bir nefretim olamaz dedim. Sağcılara ırkçı mı dedim ben yani? Allah aşkına Hasan Baykal, kulağınla dinle ya. Peki, 85 milyon, beni izleyen 85 milyon kişiye teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız sevgili 85 milyon. Demek ki Beşiktaş, Trabzonspor, Artvinspor, Hakkarispor, Diyarbakırspor. Bütün taraftarlar beni izliyor. Çünkü 85 olunca Galatasaraylılar değil, daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluyorum. Buradan 85 milyona teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Lütfen en az bir 850 bin like olsun. 85 milyon kişi de 850 bin like olur değil mi? Bir milyon like, hedef 1 milyon like yapın. Sizleri çok seviyorum. Akşamki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. 85 milyon.